ücretsiz. Her şey var. Aralıklı orucu başlat diyorsunuz. Kalori takibini bununla yapıyorum. Her telefonda olması gerekiyor. Kilo vermemi sağlayan uygulamalar. Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kilo verirken kullandığım, kilo vermemde bana çok yardımcı olan ücretsiz app'lerden bahsedeceğim. Hatta ekrana koyup göstereceğim. Birlikte bakacağız. 2 ayda 12 kilo, toplam 17 kilo verdim biliyorsunuz. Ve bu kiloyu verirken arkadaşlar bazı app'leri devamlı kullandım. Aralıklı orucu takip etmek için kullandığım aralıklı oruç app'im, beslenmeyle ilgili takip ettiğim, kullandığım app'ler, sporla ilgili kullandığım app'ler, bazı alışkanlıkları oturtmak için kullandığım app'ler dahil olmak üzere çok güzel, harika app'lerim var arkadaşlar ve hepsi ücretsiz. Onlardan bahsediyor olacağım bugün. Videoya geçelim hemen. Siz önce tabii ki videoyu beğenmeyi, yani like tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Telefonum burada. Ben telefonuma buradan bakarak anlatıyor olacağım ama sizin için ekranda fotoğraflarını bırakacağım. Yanıma da kahvemi aldım. Siz de arkadaşlar telefonlarınızı, bilgisayar ya da tabletlerinizi alın. Play Store ya da App Store'u açın. Kahvenizi de kapın. Gelin arkadaşlar, başlıyoruz. Şimdi öncelikle beslenmeyle bir giriş yapalım ve buradan telefonuma bakıyorum ben bir yandan, dediğim gibi arkadaşlar. Ve beslenmeyle ilgili en çok, en sık kullandığım app'le başlamak istiyorum. O da MyFitnessPal app'i. Benim arkadaşlar kalorimi takip ederken kullandığım, yani en sık kullandığım daha doğrusu app buydu. Bunun sebebi de şu, Türkiye'de de böyle mi bu app bilmiyorum. Fakat bunun sebebi arkadaşlar bu app'in içerisinde ben İngiltere'de yaşıyorum ve kullandığım, yediğim, içtiğim her şey bu app'te kayıtlı. Benim barkod okutmam yeterli oluyor. Diyelim, örnek vereceğim, ekmek. Ekmeğin arkadaşlar barkodunu okuttuğum zaman burada ekmek direkt çıkıyor. Yani markası çıkıyor, kalorisi ne kadar, içindeki proteini ne kadar, karbonhidratı ne kadar. Ben hiçbir şeyi manuel olarak girmek durumunda kalmıyorum. Direkt bütün özellikleri çıkıyor. Ben sadece ekmekten kaç gram yediğimi yazıyorum. O kadar. Bu nedenle bu app'i kullanmayı ben çok seviyorum. Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Kullananlarınız varsa aşağıya yazsın. Çünkü belki ben bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Fakat Türkiye'deki yiyeceklerde kayıtlı olabilir. O yüzden benim en sık kullandığım app bu arkadaşlar. Bu app'in premium'u da var. Fakat ben premium değil. Tamamen ücretsiz kullanıyorum. Bazı arkadaşlar bu app'in ücretsiz kullanılmadığını bana yazmıştı daha önce. Fakat birazcık daha kurcalıyım bence arkadaşlar. Çünkü ücretsiz kullanılıyor. Yani premium'a yükselterek farklı özellikleri de kullanabiliyorsunuz tabii ki, ama ben hiç ihtiyaç duymuyorum açıkçası farklı özelliklere. Kahvaltılarımı, akşam yemeklerimi, atıştırmalıklarımı falan yazıyorum ve kalorimi takip etmek için kullanıyorum sadece ve o tarz şeylerin hepsi açık, ücretsiz yani. Bir de bu app nasıl kullanılır? Daha doğrusu buna benzer kalori takip app'leri de nasıl kullanılır? Bununla ilgili bir video çekmiştim. Kalori hesaplama videom var direkt. Yani kilo vermek için günde kaç kalori almamız gerekiyor? Biliyorsunuz bu herkeste farklı. Yaşa göre, boya göre, pek çok değişkene göre değişiyor. Kilo vermek için almamız gereken kaloriyi nasıl hesaplarız? App'leri nasıl kullanabiliriz? Mesela bu MyFitnessPal app'inden bahsettim. Yediğim şeyleri bu app'e nasıl yüklüyorum? Nasıl hesaplıyorum? Kaç gramdan ne kadar yediğimi falan? Her şeyi arkadaşlar o videoda anlattım. Eğer bununla ilgili bir soru işaretiniz varsa bu videodan sonra hemen o videoya gidebilirsiniz. Ben size açıkçası tavsiye ederim o videoyu. Dediğim gibi aşağıda linki olacak. Orada da bahsettim bu app'ten. Orada da denmişti kullanamıyoruz ücretli diye. Ama ücretli değil. Yani ben kullanabiliyorum. Öyle, bu en sık kullandığım app'lerden bir tanesi arkadaşlar. Bir diğer app yazıyor app'e. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da ben bir süre kullanmıştım. Yine çok güzel bir kalori takip app'i arkadaşlar bu da. Kahvaltılarınıza giriyorsunuz, işte öğle yemekleriniz, akşam yemekleriniz. Miktarını biliyorsanız eğer miktar giriyorsunuz. Bilmiyorsanız eğer bazı böyle avuç gibi hesaplar da var. O da güzel aslında. Yani her şeyi mutfak tartısıyla tartıp ölçüsü ölçüsüne bilmiyor olabiliyoruz bazen çünkü. O yüzden bir diğer sık kullandığım app'lerden bir tanesi de buydu. Yine dediğim gibi kalorilerinizi takip etmek istiyorsanız bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Bu uygulamada şey de var. Aslında diğerlerinde de var. Yani pek çoğunda var zaten bu özellikler bu arada da. Kilonuzu yazıyorsunuz. Giriş yaparken, kayıt olurken yani. Hedef kilonuzu yazıyorsunuz. Nasıl beslenmek istediğinizi yazıyorsunuz. Mesela burada beslenme kısmında arkadaşlar low carb seçeneği var. Düşük karbonhidrat seçeneği. Low carb seçeneğini seçtiğiniz zaman yüzde kaç karbonhidrattan almanız gerekiyor kalorilerinizin? Yüzde kaçını proteinden almanız gerekiyor? Bunları app kendisi ayarlıyor. O açıdan da bence çok pratik. Düşük karbonhidrat mı beslenmek istiyorsunuz? Yüksek karbonhidrat mı beslenmek istiyorsunuz? Yoksa low fat, yani düşük yağ mı beslenmek istiyorsunuz? Bunları seçebiliyorsunuz. Böyle pratiklikleri de var. Yine dediğim gibi bu kullandığım ücretsiz ve gayet güzel bir app.
Bir diğer kullandığım app, karışık gideceğim bu arada arkadaşlar. Çünkü benim burada karışık bir şekilde duruyor. O yüzden karışık gidelim. Yani önce kalorileri, sonra sporu anlatıyorum şeklinde olmasın, karışık olsun. Bir diğer kullandığım app, aralıklı orucu takip ettiğim app. Onun için de bu Zero uygulamasını kullanıyorum arkadaşlar. Bu da yine güzel bir uygulama. Aralıklı oruçta yani ne yediğinizi paylaşabiliyorsunuz. Aralıklı orucunuzun saatini, zamanlarını takip edebiliyorsunuz. Ben en çok bu arada zamanı takip etmek için kullanıyordum bu app'i. Çünkü mesela akşam son öğününüzü yediniz. Burada Start Fasting var. Start Fasting diyorsunuz arkadaşlar ve aralıklı orucunuzu başlatmış oluyorsunuz. Orada bir sayaç çıkıyor. Hatta şöyle sizin için başlatayım. Örnek olarak başlattım. Ekranda duruyor. Burada bir sayaç çıkıyor arkadaşlar. Bu sayaçta işte aralıklı orucunuzun başladığı saat ve kaçta biteceği o yazıyor. Tabi aralıklı oruç tipinizi de seçiyorsunuz. Ben 16'ya 8 yaptığım için mesela 16'ya 8 aralıklı orucunu seçiyorum. Haliyle 16 saatlik bir fasting yani oruç, aralıklı oruç süresi başlatıyor. Ve ertesi günü yani aralıklı orucunuzun kaçta bittiğini, kaçta başladığını bunları kaçırdıysanız gözden takip edemiyorsanız eğer çok güzel takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden aralıklı oruç açısından açıkçası benim severek takip ettiğim, kullandığım uygulamalardan bir tanesi bu. Tabii ki premiumları falan var. Artık bütün app'lerin premiumları var. İşte yükselterek şunlardan da yararlanabilirsiniz gibisinden. Ama ben hiçbirini yükseltmiyorum arkadaşlar. Çünkü yükseltilmemiş o ücretsiz haliyle zaten benim ihtiyacım olan her şeyi karşılıyor. O yüzden isteyen yükseltebilir tabii ki de. Ama ben bu şekilde kullanıyorum. Gayet de memnunum. Bir diğeri yine kalori takip app'i. Bu app'i de çok beğeniyorum. Lose It. Yine kalori takip app'i dediğim gibi şuraya bırakayım. Bu app çok güzel arkadaşlar. Bu app bir diğer en sevdiğim app. Hatta ben bu app'i arkadaşlar MyFitnessPal app'ini kullanmaya alışmadan önce alışıyor olsaydım sanırım bu app'i daha sık kullanırdım. Bu app'in girişi çok güzel bir kere. Yani her şeyi size soruyor. Yaşınızı, boyunuzu, kilo mu vermek istiyorsunuz, almak mı istiyorsunuz, kaç kilo almak istiyorsunuz, yani hedef kilonuz ne, hedefiniz ne, yağ kaybetmek mi, kas kazanmak mı? Her şeyi size soruyor bir kere ve bunlar aslında önemli şeyler. Çünkü bunların sonucunda ne kadar protein almanız gerektiği, ne kadar karbonhidrat almanız gerektiği gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bir de şeyi soruyor. Mesela aralıklı oruç yapıyor musunuz? Yapmak istiyor musunuz? Bunları da soruyor. Şeyi de güzeldi bu arada. Carb cycling diye bir şey vardır. Yani mesela spor yaptığınız günler daha fazla karbonhidrat tüketiyor olabilirsiniz. Bazı insanlar bu şekilde besleniyorlar çünkü. Ya da haftanın belirli günlerinde daha fazla karbonhidrat tüketip belirli günlerinde daha düşük karbonhidrat tüketiyorlar. Fakat haftanın sonuna baktığımızda almaları gereken karbonhidratı, almaları gereken kaloriyi alıyorlar. Yani bir eksiklik ya da bir fazlalık almıyorlar. Fakat gün içinde dağılımları değişebiliyor. O tarz şeyleri de bu app size önceden soruyor. Mesela size şunu söylüyorum. En yoğun geçen gününüz hangisi? Diyorsunuz ki mesela cumartesi benim arkadaşlarımla çıkıp doyasıya cheat day'ler, cheat meal'ler yaptığım, her şeyi yiyip içtiğim bir gün diyorsunuz. Şimdi o gün yüksek kalori alacağınız için sizin için bir ayarlama yapıyor. Diyor ki boş gününüz hangisi? Diyorsunuz ki mesela perşembe. Perşembe boşum. Daha kısıtlı, daha düşük kalori alabilirim. Bu şekilde böyle ayarlayabiliyorsunuz. Yani haftanın sonuna baktığınızda almanız gereken kaloriyi alıyorsunuz. Buna göre bir hesaplama yapıyor. Fakat günlere bölüyor. Yani cumartesi günü çok yüksek kalorili beslenecekseniz eğer perşembe günü atıyorum tabii ki bunlar birer örnek de perşembe günü çok daha düşük kalori alacağınız şekilde yani sizin için dengeleme yapıyor açıkçası. Öyle söyleyebilirim kısaca. Sizin için perşembe günü daha düşük kalori giriyor. İşte ayarlıyorsunuz bir şekilde ve bunu yapması çok keyifli. Yani kayıt kısmında ilk aşamalarda çıkıyor bu ve gerçekten çok çok keyifli. O yüzden böyle bir app arıyorsanız eğer bence buna mutlaka bir bakın. Bir diğeri biraz spordan da bahsedelim. Tekrar döneriz kalorilere. Coach to 5K, yani koşu uygulaması arkadaşlar. Bu koşu uygulaması yani bu plan koşuya yeni başlayan insanlar için önemli ve güzel bir plan açıkçası. Çünkü koşuya eğer yeni başlıyorsanız ki koşu çok güzel bir kardiyodur. Kardiyo videomda da söylemiştim. Yağ yakmak istiyorsanız eğer koşuya bir ilginiz, bir sempatiniz varsa koşabilirsiniz arkadaşlar. Kalp sağlığı için müthiş iyi bir şey zaten. Aynı zamanda çok iyi de bir yağ yaktırıcı kardiyo. Ben bu app'i bir aralar koşmayı denemiştim. Sonra bırakmıştım ama beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Bu hafta daha tekrar yeniden başladım ve buna benzer bir programla, bir sistemle başladım. Saatini takip ediyorum gerçi bu kez. Bu app'i değil fakat her an bu app'e tekrar geri dönebilirim. Yani bu app'ten de koşmaya başlayabilirim. Şimdi koşuya yeni başlıyorsak eğer böyle yaldır yaldır koşmuyoruz tabii ki hemen. Çünkü yani sağlık sorunlarına sebep olur bu. Hiç koşmamış, koşu yapmamış biri nasıl çıkıp şimdi 30 dakika koşsun? Bunlardan biri de benim. Kesinlikle koşamam. O yüzden arkadaşlar bu app size bir plan sunuyor. Mesela diyor ki bir ay boyunca
haftanın 3 günü ve o günler şu günler, tabii bunları siz giriyorsunuz. Bir koşu planı sunuyor. Mesela 5 dakika yürüyerek başlayacaksınız diyor. Ondan sonra 1 dakika koşuyorsunuz, 1 dakika yürüyorsunuz, 1 dakika koşuyorsunuz, 1 dakika yürüyorsunuz gibisinden size bir plan veriyor. Ve bu planı verirken de başlatıyorsunuz. Yani bu app'i indirdiğinizde, bu seçenekleri tıkladığınızda başlata başlıyorsunuz arkadaşlar ve koşuya başlıyorsunuz. Zaten fotoğraflarında ekranda gördüğünüz gibi sayacınız başlamış oluyor. Her şeyin böyle sayaçla sunuluyor olması, sayaçla birlikte yapıyor olmanız yani müthiş iyi geliyor. Ne yapmanız gerektiğini falan çok iyi anlamanızı sağlıyor. Bayıldığım bir app, uygulama ve dediğim gibi koşuya yeni başlıyorsanız eğer bu şekilde başlanması gerekiyor zaten. Bu arada koşuda ileri seviyeyseniz de bu app'i kullanabilirsiniz. Yani koşu programı bu. Eğer bir kardiyo arıyorsanız ve bu kardiyonun koşu olmasını istiyorsanız bu uygulamayı kesinlikle size tavsiye ederim. Bir diğeri spora ve kaloriye, beslenmeye tekrar geri döneceğim. Karşıma çıkan bu çok sevdiğim app'lerden bir tanesi. Habit Tracker app arkadaşlar. Bu adı üstünde zaten alışkanlıklarınızı yönettiğiniz, kontrol ettiğiniz, düzenlediğiniz bir app. Ama çok tatlı bir app arkadaşlar gerçekten. Buraya alışkanlık edinmek istediğiniz her şeye girebiliyorsunuz. Hemen şuraya bir örnek vereyim. Bunlar benim örneklerim değil bu arada. App'teki örnekler. Örneğin yoga, eat breakfast. Bu arada bunlar örnek. Siz kendiniz kendi istediğiniz şekilde yazabiliyorsunuz. Yanlarına emoji koyabilirsiniz. İstediğiniz renkte düzenleyebilirsiniz. İşte kahvaltı yap, su iç. Ve bunlara birer saat belirliyorsunuz arkadaşlar. Ve app size bildirim gönderiyor. Mesela diyorsunuz ki saat 7'de bir bardak su içeceğim. İşte oraya su emojisi seçiyorsunuz örneğin. Ve saat 7'ye alarm kurduğunuzda app size hatırlatıyor yapmanız gerekenleri. Her şeyi buraya kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi çok tatlı. Yani böyle rengarenk emojiler girebiliyorsunuz. Rengarenk yazılar. Böyle benim gibi kırtasiye düşkünleri varsa aranızda böyle. Defterleri, ajandaları, planerları, renkli kalemleri falan sevenleriniz bu app'i çok seversiniz arkadaşlar. Eğer böyle alışkanlıklarınızı yazmak, sadece alışkanlık da değil plan. Örneğin öğlen şu yapılacak gibi bir planınız varsa mesela bu app'e onu girebilirsiniz. Bir nevi hatırlatıcı, anımsatıcı yani telefonlarımızda da var ama onun birazcık daha böyle tatlış hali diyebilirim. Bu app'i de size bu açıdan önerebilirim. Ben bu app'i açıkçası kullanıyordum. Özellikle su içmeyi unuttuğum bir dönem vardı. Veya şey mesela sabahları elma sirkeli su içmeyi çok unuturdum ben ve bu benim için çok faydalıydı. Bana çok iyi geliyordu fakat unuturdum devamlı. Bu app'te mesela elma sirkeli su diye ayarlamıştım böyle. Değişik emojiler falan koymuştum etrafına. Çok güzeldi. Sürekli bana hatırlatıyordu. Hala da mesela bu şekilde hatırlatıcıya ihtiyacım olduğunda bu uygulamaya yazıyorum, kullanıyorum. Bir diğeri tekrar spora geçiş yapalım. Bu app arkadaşlar. Heat Timer. Bu app ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi heat antrenmanlarda, hatta sadece heat antrenmanlarda değil. Ben de mesela size geçenlerde 2003'ün son videosunda bir spor programı verdim. 5 ya da 6'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Hareket vardı arka arkaya. Mesela videolarını izlediğiniz kişiler de öyledir. Bir hareket yaptırırlar size 30 saniye ya da 40 saniye. Hemen arkasından 10 saniye dinlenirsiniz. Bir hareket daha yaparsınız. Şimdi birini izliyorken bunu yapmak, bu saniyeyi yapmak kolay. Çünkü onu takip ediyorsunuz. Fakat şöyle düşünün. Diyelim birini izlemiyorsunuz. O an bulunduğunuz yerde internetiniz yok, televizyonunuz yok. Yani açıp birini takip edebilecek hiçbir şeyiniz yok. Zamanı manuel olarak elde girmekte oldukça zor olacaktır. Yani kronometreyi aç, zaman başlat, durdur, dinlen, tekrar başlat. Bu çok zor olacaktır. İşte bu durumlarda arkadaşlar ben bu zamanlayıcıyı kullanıyordum. Bu zamanlayıcıda her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle diyelim 5 tane hareket yapacaksınız. Her hareketin arasında 30 saniye yapıp 10 saniye dinleneceksiniz diyelim. Ve bu 5 hareketten de 4 set olacak diyelim. Her set arasında da 1 dakika dinleneceksiniz. İşte bunu tamamen bu app'e arkadaşlar kaydedebiliyorsunuz. En son start'a bastığınızda arkadaşlar başlıyor zamanlayıcınız. Bu spor videolarını izliyoruz ya biz hani onlarla birlikte yapıyoruz. Onların sağda hep bir zamanlayıcıları olur ve 3-2-1 deyince o zamanlayıcının sesi değişir mesela. Biliriz sona geldiğimizi. Bu app de öyle. 3-2-1 derken sesi değişiyor. Anlıyorsunuz yani oradan da. Bence gayet güzel bir app. Ben kendi başıma spor yapacaksam, bir videoyu izlemeyeceksem bu app'ten gerçekten yararlanıyorum arkadaşlar. Zamanlayıcıya ihtiyacınız olduğunda bu app'i kesinlikle öneririm. Bir diğer uygulama yine kalori uygulaması. Bu da Fat Secret. Bence zaten çoğunuz duymuşsunuzdur. Çünkü bir diğer en ünlü kalori takip app'lerinden bir tanesi bu. Bu app de yine çok güzel arkadaşlar. İşte kahvaltılarınızı giriyorsunuz, atıştırmalıklarınızı, akşam yemeğinizi, her şeyi girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğeri yine spora geçiyoruz. Nike'ın arkadaşlar Nike Training Club
uygulaması, fitness uygulaması. Fitness ama yani her şey var. Yoga falan da var içerisinde. Bu app çok güzel arkadaşlar. Ben spora, yani spor yapmaya daha pek bir şey bilmiyorken, yeni başladığım zamanlarda bu app'i çok kullanırdım arkadaşlar. Çünkü içerisinde pek çok seçenek var. Örneğin hangi bölgenizi çalıştırmak istiyorsunuz? Yani karın hareketleri mi yapmak istiyorsunuz? Kalça bacak mı çalışmak istiyorsunuz? Yoga mı yapmak istiyorsunuz? Yoksa kardiyo mu yapmak istiyorsunuz? Heat mi yapmak istiyorsunuz? Seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve seviye de seçebiliyorsunuz. Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye misiniz? Ona göre programları seçebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar programı yaparken de orada bir görsel oluyor. Yani siz telefonunuzu alıp böyle karşınıza koyup başlata bastığınızda karşıda videolu. Hem o videoyu takip ediyorsunuz hem orada bir sayaç oluyor. Sayacı biliyorsunuz yani ne zaman bitirmeniz gerektiğini, ne kadar dinlenmeniz gerektiğini falan. Her şey burada yazıyor. Yani gerçekten spora yeni başlıyorsanız, ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, videoları izlemeyi falan da sevmiyorsanız, çünkü herkes sevmeyebilir. Sevmiyorsunuz ve diyorsanız ki eğer ben bir app takip edeyim, app karşımda anlatsın, ben de onu izleyerek yapayım. Ve app telefonumda olsun, yani her an her yerden kontrol edebileyim kolaylıkla diyorsanız Nike'ın bu app'ini kesinlikle öneririm arkadaşlar. Yine bu da ücretsiz bir app. İçerisinde pek çok şey var. Böyle esnemeler falan da var. Morning stretching falan, işte sabah esnemesi, akşam yatağa gitmeden önce esnemeler falan. Bayağı bir seçenek var yani. İçini böyle karıştırırsanız eğer bayağı şeye ulaşabilirsiniz. Yine spor anlamında kullandığım, sevdiğim ve önerebileceğim app'lerden bir tanesi. Bir diğeri arkadaşlar, bu ekrana bırakıyorum. 7 dakikalık egzersiz app'i. Bu app de çok güzel bir app arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan da istediğiniz bölgeyi seçebiliyorsunuz. Mesela o gün ne çalışmak istiyorsunuz? Kol, üst vücut örneğin. Üst vücudu seçebiliyorsunuz ya da abs, işte karın, core bölgesi çalışmak istiyorum diyorsunuz. Bir sürü seçenek var zaten. Süre seçebiliyorsunuz. İşte ben 7 dakika çalışacağım, ben 10 dakika çalışacağım. Yine videolu bu arada bu da Nike'ın app'i gibi. Mesela diyor ki jumping jacks. Hani jumping jacks hareketini yapıyorsunuz. Orada yine bir sayaç oluyor. Ve karşınızda da bir video var işte. Videodaki de yapıyor böyle. Siz de onu takip ederek yapıyorsunuz. Sayaç bitiyor. Dinlenme sayacı başlıyor. Hop yeni harekete geçiyor ve tekrar işte orada bir görsel var, video var. Ya her telefonda bence olması gereken bir şey. Evde bir düzeniniz varsa bile olur ya, böyle tatile gidiyoruz, işte arkadaşımıza gidiyoruz, hani orada açamıyoruz bu YouTube'dan yaptığımız app'leri. Ne bileyim, internet erişimi olmuyor falan. Bu tarz durumlarda arkadaşlar böyle telefonda bu tarz app'lerin olması bence çok güzel, çok keyifli. Yani bunların hepsine erişiminiz vardır ama değişik bir spor yapmak istiyorsunuzdur. Yine kullanabilirsiniz. Ben arada sırada açık kullanıyorum. Ama bu kilo verdiğim dönemlerde çok daha haşır neşirdim tabii ki bunlarla. Daha çok kullanıyordum. Şimdi artık böyle bir tık kendi spor programlarımı da hazırlayabildiğim için biraz daha az kullanıyorum ama hepsi çok iyi ve bana çok yardımcı olmuş uygulamalar. Yani bana çoğu şeyi öğretmiş uygulamalar diyebilirim. Yani hareketler nasıl yapılır, bu hareketlerin isimleri nedir falan, bunların hepsini şu an çok iyi biliyorsam bu app'lerin teker teker hepsinin çok faydası olmuştur benim için. Siz bu app'lere tanıdık mısınız arkadaşlar? İçlerinde kullandığınız var mı? Varsa en beğendiğiniz ve devamlı kullandığınız hangisi aşağıya yazın ve benim kullanmadığım ama sizin kullandığınız ekstra farklı bir app varsa lütfen onu da aşağıya yazın. Ben de indiririm yani böyle şeyleri keşfetmeyi, telefonuma indirip kullanmayı çok seviyorum çünkü. Lütfen siz de aşağıya bildiklerinizi yazın. Benim kullandıklarım bu kadardı şimdilik. Dediğim gibi hepsi ücretsiz ve hepsinden çok memnun kaldım. App'ler umarım sizin de işinize yarar. Beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, yani like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar lütfen hemen şimdi abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda daha görüşürüz. Öpüyorum sizi. Bye bye.